Merhaba gönlü güzel insanlar. Merhaba dostluğa, kardeşliğe yelken açanlar. Merhaba yüreği sevgide karar kılanlar. Var mısınız aşık paşaların, ahi evranların, Yunusların, Mevlana'ların, Hacı Bektaş-ı Velilerin yolundan, izinden yürümeye var mısınız? Varız diyorsanız buyurun. Gönülleri bir eyledik, dolu dizgin çıktık yola. El ele, gönül gönüle, omuz omuza, kol kola, aşık paşanın izinden Kırşehir'de verdik mola. Saygıdeğer Ahi Televizyonu izleyenleri, malumunuz iki gündür şehrimizde Aşık Paşa adına düzenlediğimiz uluslararası şiir şölenimizi bugün nihayetlendirdik. Konuklarımızın bir şovunu uğurladık ve henüz uğurlamadığımız iki konuğumuz var ki istedik ki Kırşehirlilerle bir kez daha buluşturalım. Ola ki salona gelip izlemeyenler olur düşüncesiyle henüz ayrılma vakitleri var, müsaadeleri var. O yüzden sizlerle buluşturmayı yeğledik. Bizler onların sohbetine doymadık. İnşallah güzel bir program olmasını diliyorum. Ve bugün diğer programlardan farklı olarak konuklarımız yabancı ülkeden oldukları için daha bir sorumluluğumuz arttı. Ev sahipliğimiz de kat be kat arttı. Şimdi konuklarımızı elbette tanıtacağız. Sağımda oturan İlhami Emin Makedonya'dan ilimize konuk olarak geldi şölenimize. Ben kendisinden bize kısaca tanıtmasını isteyeceğim. İlhami Emin bize kendisini tanıtsın. Ben kendim için konuşmayı o kadar sevmiyorum, o kadar hoşlanmıyorum. Yani, ama ne yapar? ne yapar? Ben başkaları için konuşmayı daha çok severdim. Yani benim için yarınlar bir şeyler bırakarsam değerli bir şeyler yani Türk halkına, Türk ulusuna bir şeyler peşimden kalırsa şimdi o zaman onları alacağız elbette. Konuşulacak. Evet, o mesajları sizden alacağız zaten. Doyamadık biz iki gündür sohbetinize. Ama nerede doğdu? Kaç yılında doğdu? Ben biliyorum ki siz 81 yaşındasınız ve canlı ansiklopedi gibi derya deniz bilgi sahibisiniz. Ne iş yaparsınız? Bize bunlardan kısaca bahsettikten sonra elbette Türk gençlerine, Türk ulusuna mesajlarınızı alacağız efendim sizin. Buyurun. Her şeyden önce Alişir Nevai'nin bir sözünden hareketle ben yaratıcılığımı o yönde devam ettirmek isterim. Evet. Alişir Nevai'ye göre halk şairdir. Oysa şair yalnız halkın duygularını kaleme alandır. Öyle ki ben Türk ulusunun, Türk halkının şanlı tarihinden, geçmişinden ve bugünkü dünyaya bugünkü atılımlarından hareketle elimden geleni ve bir şeyler bırakmaya çalışırım. Yani biz şairler tanklarla değil kalemle savaş ediyoruz. Evet. Ve sanırım bazen kalem çok daha daha değerli ve çok daha kalıcı bir değer olarak kılıçtan algılanabilir. Keskin denir ya. Kılıçtan da evet. Bütün silahlardan da. Benim için Balkanlara Türklerin ve Türklüğün yayılışını kılıçlarımız değil sarı saltuk ile Alperenlerinin gül tahta kılıcıyla
yayılmıştır. Hı hı. Osmanlı ordusu artık aydınlatılmış olan bölgelere, Balkanlara gitmiş oluyor. Öyle ki birçok tarihçilerin iyice açıklamadığı bir husus var ki birçok kaleler Balkanlarda silahsız, top ateşi hiç yaşamadan teslim. Çünkü bizim oraya ölümü değil hayatı götürmüş. Yeni hayatı, yeni hayat ufuklarını götürmüş. İnsanı sayma hünerini götürmüşler. Ve sanırım bu gibi zengin bir kültür mirasından biz bugünkü mirasçıları birçok destanlar, belki yeni İlyadalar ve Odiseyalar yazmalıyız. Evet. Ve bu borcumuzu bizim kuşak gerçekleşemezse, o zaman gelecek kuşak yazarlarımız ve şairlerimiz bunu beymal gerçekleştirecektir. Evet. Şimdi hocam, dediniz ki güzellikler götürmüş, iyilikler götürmüş. Benim anlamadığım bir şey var. Evet. Yani Türk ulusu hükmettiği yerlerde asla zorlama uygulamamış. Ne dilinde, ne dininde. Ama buna rağmen işin garip tarafı, hala Türkler dışarıda barbar Türkler diye tanınır. Evet. Bunun nedeni nedir size göre? Bütün şey, yani Türklerin bu yegane tarihte, evet, görülen tatbiki kıskanmaktan ibarettir bu. Dünyada, Türkiye dışında birçok sözde tarihçilerin söyledikleri. Yani nasıl? Mesela esaret sözünü hala Balkanlarda olsun, dünyada olsun yani Türk esareti sözü geçiyor tarihlerde. Oysa artık Makedonya'da özellikle en dürüst, en iyi tarihçiler Türk esareti değil, Osmanlı Türk idaresi tabirini kullanırlar. Evet, evet. Neden? Çünkü bugün Balkanlarda eski Osmanlı sınırlarında bulunan bütün etnik ve dini unsurlar kendi eski özelliklerini korumuştur. Hem dillerini hem kültürlerini korumuşlardır. Evet. Mesela bir örnek alalım. Mesela Makedonya'da olsun, Sırbistan'da olsun, onların 10. 11. yüzyıldan kalan manastırlara dokunulmamış, Osmanlılar dokunmamış. Evet. Ve bir şey var, bizim Üsküp'te tanınmış filozof, boşnak asıllı filozof Ferit Muh için çok enteresan bir somut böyle ifadesi var. Diyor, Türkleri barbar sayarlar, zorla İslamlaştıran diye sayarlar. Oysa Türkler isteseydiler her yıl %1 halkı %1 zorla İslamlaştırsaydılar, 500 yıl değil, 100 yılda bugün Balkanlarda yalnız Türkler yaşamış olurdu ve yalnız Türkçe konuşulurdu. Bakın, bu bir gerçek. Onu kimse yadsıyamaz.
Yani buna rağmen bu şekilde tabir ediliyorsa bunda bir karalama politikası. Ben onu düşmanlıktan, çünkü bir Fransızların girdikleri her yerde zorla Fransızca öğretilmiş, zorla Katolikleştirilmiş halk. Amerika'nın hemen bütününde İspanyolların gittikleri yerde hem katliam yaşamış eski uygarlıklardan miras kalan, mesela bir Aztekler, Maya gibi kültürler büsbütün silinmiş ve zorla onlar Katolik dini ve İspanyolca onlara kabul ettirilmiş. Orada yüzlerce ırk, yüzlerce dil ve kültür yok edilmiştir. Oysa Balkanlarda bugün her en küçük etnik grup dahi kendi özelliklerini korumuş. Mesela Ulaklar, kimsenin bilmediği bir küçük bir etnik grup. Kendi Ulak dilini konuşuyor Makedonya'da onlar. Bir şeyler, Rom, bizim Rom dediklerini, sizin Roman yani dediklerini. Evet. Kerala'da, Hindistan'dan getirdikleri özelliklerini, müziğini, dilini, her şeyini bugün dahi koruyor. Ama bir Rusya'da mesela ya da İspanya'da Romlar Rusça ve İspanyolca yalnız konuşabilir. Yani bu da yani tarihçilerin, Avrupa tarihçilerin bir ayıbı ve utancıdır. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Biz hocamın sohbetine 3 gündür doyamadık. Fırsat buldukça da faydalanmaya çalışıyoruz. Onu biraz dinlendirelim bu arada. Solumda yine şölenimizin en genç şairi oturuyor. Tesadüf herhalde bu da hocam. Siz en yaşlısı değil mi size? Demek yok, istemiyorum. Ben en yalnız ruhan genç. Oysa bizim hanım hem ruhan hem yaş itibarında genç. Farkımız çok az. Çok az. Şimdi hocamı çağırırken kabul etti sağ olsun. Kırmadı bizi. 81 yaşındayım dedi. Ben de dedim ki hocam 81 yaşında bizim Türkiye'mizde sokağa biz çıkaramayız yaşlılarımızı. Düşer, bir yerine bir şey olur diye korkarız. Çıkaramayız. Siz nasıl geleceksiniz? Benim aklım kalır dedim. Kalemine güvendiğiniz güçlü bir şair bulun dedim. Sağ olsun hocam kırmadı bizi. Gerçekten kalemi güçlü, yüreği güzel, kendisi güzel bir şaire, bayanla geldi Makedonya'dan. Her ikisi de Makedonya'dan geldi.